şampiyon olduğunuzda, o kürsüye çıktığınızda her şey tamam, madalyalar takılıyor. Oraya kadar her şey standart. Ama göğsünüzü gere gere okutacağınız bir İstiklal Marşı var. Oradaki bütün herkesi ayağa kaldıracak, saygı duruşuna tutacak. Bütün takım bağıra çağıra haykırarak İstiklal Marşı'nı okutacak. Bu benim için en güzel his. Ben sürekli bunu hedefliyorum. Beden eğitimi öğretmenimiz sınıftaki yaramaz çocukları stres atsınlar, enerjilerini atsınlar diye halter salonuna göndermişti. Benim hayatım öyle başladı. Bu sporda bir şeyler hedeflemeye başladım. Artık bunu hani bir hobi olarak değil de bir gelecek olarak yapıyorum. Deli dolu, yaramaz. Küçüklüğünden beri öyleydi. Hala da devam ediyor. Annem babam dediği gibi çok merhametlidir. Gençlik zamanlarında, tam deli çağlarında ama kendini bilen bir çocuk yani. Ne kadar başarı elde ederse etsin, özünü, geçmişini, ailesini asla unutmaz. Yedi yaşımda Sincan'da oturduğumuz bir ev vardı. Eksi bir kat. Su falan basıyordu evimizi bazen. Ben o gün çok ağladıydım böyle, çok kötü hissettiydim kendimi. Anneme şey dediydim. Bir gün dedim çok büyük yerlere geleceğim dedim. Çok paralar kazanacağım dedim. Seni dedim çok dedim yüksek binaların en üst katlarında tutturacağım dedim. Annem dedi yok dedi, ben istemem o kadar yüksek bina, aşağı bakınca benim başım döner dedi. 10 sene geçti, hala aklımda tek düşüncem o. Güzel yerlere varacağım. Başta ülkem olmak üzere ailemi de kendimi de gururlandıracağım. Hep duam onunla zaten. Sürekli yani ben bir sürekli okurum. O başlar, başlar bir başlamaz ben okumaya başlarım sürekli. Rabbim ona bu paşaları verdiyse inşallah taşıyabilsin. Yani iyi arkadaşlar edinsin, kötülerden korusun ya, benim hep duam o yönde. Evet. Rabbim başarısıyla beraber aklıyla ahlakını da düzgün etsin. İlk başlarken günleri hayal edemiyorduk tabii ama kendilerine teşekkür ediyorum, oğluma özellikle de. Bugünleri yaşattı bize. Gerçekten çok güzel bir duygular. Bütün madalyaları burada okutunun içinde. İlk günden son güne kadar olan bütün madalyaları burada. Şu anki benim hedefim 2020'ye 2 sene kaldı ve hatta 1 sene. Önümüzdeki sene kotalarımız olduğu için ben 2020 için kota almaya çalışacağım ve 2020 için ülkemi temsil etmeye Tokyo'ya ben gitmek istiyorum.